harikulade tekrar Tuncer'le, Yusuf'la, Murat'la beraberim ve aramıza yeni katılan Gonzales ve tabii ki canım efendim bir tanem Nesloş'umla beraberim. Hemen o da köşedeki yerini aldı. Allah kolaylık versin. Uzun bir program olacak. Bu gece Uykusuzlar Kulübü'yle TV100 ekranlarında bu güzel Ramazan gecesinde sizlerle beraber sabahlayacağız. Bakalım nasıl yapacağız ben de bilmiyorum. Çünkü kısa bir süre için programlarımız bant olarak çekiliyor. Şu anda neredeyiz? Şu anda İstanbul Mecidiyeköy Dada Salon'dayız. Genelde bu stüdyomuzda stüdyomuz oluyor bazen. Bazen de burası bir tiyatro, bazen bir konser alanı oluyor. Arkamda görecekleriniz her şey burada oynanan oyunların bir parçası. Çok değerli konuklarım var. Ben onları çok değerli buluyorum. Onların beni nasıl bulduklarını bilmiyorum. Bazıları çok yakın dostlarım. Çok da güzel hanımlar var. Bu gece program boyunca sizlerle olacağız. Kolay bir şey değil bant çekmek. Ben yıllarca neredeyse 25 sene sevgili arkadaşlarımla beraber ki 25 sene neredeyse hep birlikte olduk. Birlikte çalıştık. Birlikte yaş aldık. Hep canlı yayınlar gerçekleştirdik. Herkes canlı yayından korkar. Biz bant yayından çok korkuyoruz. Şu anda bu buraya 8. tekrar gelişim, 8. tekrar sırıtışım, 8. defa sizlerle şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Hakikaten içimde bıkkınlık geldi. Yani dönmeseydim daha mı iyiydi diye düşünüyorum 2 sene sonra. Yani bant hakikaten zor bir şey. Pekala, öyleyse hazırsan başlayalım. Ah Tuncer'cim ya masadaki şu acayip şeyi gördün mü? Bu Radyo Boğaziçi, Boğaziçi Üniversitesi Radyo Topluluğu'nun bugün programın başlangıcı şerefine galiba. Şov Radyo'daki programımız Kabare'den Naklen programı her gün saat 6 ile 8 arasında yayınlanıyor. Şov Radyo'da hafta içi 5 gün ve onunla ilgili olarak en iyi radyo programı seçilmiş. Bugün arada gidip bu ödülü de aldım. Hakikaten çok mutluyum. Hepinizle tekrar birlikte olmak çok güzel gerçekten. Tabii aynı şeyi seyircimiz için de söylemek isterdim ama seyircimizi tanımadığım için bir şey söyleyemiyorum. Ama eski seyircilerimiz beni hep sosyal medyada destekleyen herkes, Uykusuzlar Kulübü'nü bekleyen herkes, beraber sabahlamak isteyen, karnı ağrıyan, aşk acısı çeken, ders çalışan, yaşlanmış ya da gencecik beraberce sabahlamak çok güzel olacak her hafta. Bu akşam Ekrem İmamoğlu, nasıl söylemeli, başkan, eski başkan, yeni belediye başkan adayımız Ekrem İmamoğlu'nu programa konuk olarak alacaktık. Fakat hemen YSK kararından sonra öyle bir koşturma içerisine girdi ki çat orada çat kapı arkasında sürekli yeni kampanyayı oluşturmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bu hafta Sayın Ekrem İmamoğlu ile beraber olamıyoruz ama gelecek hafta burada bizimle olacak ve bizimle uzun bir zaman geçirecek. Ben de basın danışmanıyla aynen böyle konuştum. Bugün çok güzel hanımefendiler var programda ve işte yepyeni iç gıcıklayıcı klibiyle, yepyeni şarkısıyla gelecek. Hanımlar beyler, bu arada neye alışığız ve ne yok? Seyirci yok. Seyirci yok. Ya bir şey diyorsun be uçuyor gidiyor. Neden? Çünkü ilk haftamız olduğu için ve ilk hafta seyircimizi üzmeyelim, sıkmayalım, uzun saatler boyunca stüdyoda bekletmeyelim diye bu hafta bir deneme programı yapıyoruz. Tabii sürçülisan edersek bir hata olursa af diliyoruz şimdiden. Ama velakin seyircimiz önümüzdeki haftadan itibaren burada stüdyoda olacak. Onun için hani haydi o geliyor dediğimizde pssst. Hayaletler uçuşuyor stüdyomuzda. Pekala, orkestramız hazır. Ivana Sert hazır. Hanımlar, beyler, Ivana Sert! Ne tatlısınız. Fotoğraflarınızdan daha güzelsiniz. Özellikle
Instagram'a koyduğunuz videolarınızdan da daha güzelsiniz. Öyle mi? Orada bir filtre yapıyor musunuz? Yapıyorsunuz. Yapıyorum. Instagram'da yapıyorum. Bir filtreniz var. Evet. Bir de tabii ki bu biz bu en eski formatımız. Bu en eski formatta şimdi oturuyoruz. Burada otururken genelde bana değil, yani hangi profiliniz güzel bilmiyorum. Çünkü kadınların özel profilleri vardır. Şuradan güzel çıkıyorum, buradan güzel çıkıyorum. Sizin hanginiz güzel? Hangi profiliniz ben daha güzel? Ben önce kameranın nerede olduğunu çözmek istiyorum. Kameralar ona göre profil artık seçeceğim. Eskisi gibi nerede değil. Bakıyorum? Hangi kameranın ışığı yanıyorsa orada, o zaman, bize bakıyor. Eğer kamera o tarafta beni bakıyor, evet. Ben bu tarafta bakıyorum. Bu tarafta, evet, bu tarafta. Bu tarafta. Ama hep bana bakmak zorunda değilsiniz. Yani direkt seyirciye de bakabilirsiniz. Şimdi seyirciye baktığınız zaman hangi profil... Ha tamam, okey. O kadar ya uzun sürdü ki. Ya benim de hiç yani böyle takıntım yok. Evet. Onu söylemek istiyorum, biraz şey yaptım. Peki da. Niye kendinizi filtreliyorsunuz? Filtre... Niçin? Bazen... Sizde estetik var mı? Yok. Yok, belli oluyor. Yakından sıfır. Bakıyorum. Hiç hakikaten yok. Yok. Hakikaten yok. Evet. Makyaj var. Sadece makyaj var ama evet. Makyaj bile yapmanıza gerek yok. Ve çok seksi bir diş aralığınız var. Aynen. Eskiden Tarkan'da vardı. Niye kapattırdı onu orayı? Onu kısmet kapattı kendine, bilmiyorum. Yani bir şey mi döküyorlar içine? Yani dişçiler çok teklif geldi bana. Yani Türkiye dişçileri kapatalım diye. Ben de asla kapatmak istemiyorum. Ben kendi dişlere çok memnunum. Evet. Ve bu benim imza olduğunu düşünüyorum. Peki Madonna açtırdı mı? Madonna'nınki ayrıldı zamanda sonra. Zamanda bence. Zamanda açılıyor belki biraz da. Belki zamanla açıyor ama o çok şey buldu onu. Çok cool buluyor onun galiba. Onun zaten çocukken zaten dişlerinde aynı şekilde. Açık mıydı onunki? Açıktı. Uzun süre bir kapalıydı sanki yahu. Yok. Neyse kadın o kadar değişti ki ya, ben de hatırlamıyorum. Yani şey Madonna'nın zaten bir Madonna işte. Açık ise kapalı ise fark etmez yani. Madonna sonuçta. Peki bu şarkı söylemek nereden aklınıza geldi demeyeceğim. Çünkü siz daha önce de yapıyor musunuz bu işi? Şimdi ben de konservatuvar okudum. Piyano çaldım. Ne okudunuz? Konservatuvar. Ay ne tatlısın ya. Bu korkuyorum. Konuşmayayım mı? Konservatuvar. Bu Sırpça söylenişi mi böyle? Evet yani biraz aksan var. Evet, yapacak çok bir şey yok. Çok yakışıyor size. Yani onu okuduğum için, konservatuvar okuduğum için piyano bölümde, evet. Yani çocukken 6 yaşında başladım bu sevgiyi. Müziğin her zaman hayatımda vardır. Hı-hı. Kendi besteleri de yapıyordum. Ve hep böyle müziğiyle hayatım devam edecek. Hayalimin zaten şarkıcı olmak çocukken. Hı-hı. Sonra hayatında tabii ki başka rüzgarları esti. Miss Sırbistan olarak Türkiye'de geldim. Burada mankenlik yaptım. Hatırlıyorum o günleri. Evet. Sonra tasarımları da başladım. Modadan zaten her zaman da dikkatim çekiyordu ve seviyordum. Tasarımları da dikkat çektim. Tasarımları zaten Hollywood'da bir filmde de oynadı benim tasarımlarım. Sex and the City. Tasarımlarınız mı oynadı? Evet. Orada? Ya, Valla şaka değil. Yapmıyorum. Tasarımlarınız oynamış. Mayolar. Ha mayolar. Giydim şeyde. Orada oyuncuları da benim tasarımı giymiş. Ondan dolayı biraz daha... Var mı daha... sizde belgesi falan bir şey var mı? Bir kaydı maydı falan. Var tabii var. Ki. Var. Ondan dolayı yani şey Fashion Week'te de yaptın. Miami'de, övünür müsünüz? Arkadaşlarınıza gösterir misiniz bunları arkadaş arasında? Kıskanırlar mı? Yani kıskanmamak da değil de güzel bir şey bence. Yani beni seven ve benim tarzımı da seven kişiler zaten bence... Mutlu oluyorlar bundan dolayı. Yani mutlu olmayan da zaten bana ne? İlgilenmiyorum. Bana söyleyin. Acaba sizin memleketteki kadın arkadaşlıklarıyla bizim ülkedeki kadın arkadaşlıkları arasında ne fark var? Yok fark. Aynı mı? Aynı. Gıybet, arkadan şey yapma, hiç, kuyu kazma filan aynı şey mi? Hiç. Yani zaten bence dünyadaki her yerde aynı. Karakter herkes önemli. Böyle kadın kadına düşman kadın, mıdır dünyanın her tarafında? Zaten şeyde ben çok... Böyle düşmanlığı da yaşamadım çünkü ben de izin vermiyorum. Yani çok az arkadaşım var, çok az bir çevrem var ve dostlarım da zaten hakikaten dostlar olduğu için ben bu tarz şeyleri de çok fazla yaşamadım. Yani kötü şeyleri de yaşamadım. Yani kendine eğer iyi bir şekilde bir yere koyuyorsa yani insanlar seni çok dokunmaz. Yani ben dedikodu sevmem. Dedikodu yapmayı da, dinlemeyi de sevmiyorum. Ondan dolayı ilgilenmiyorum. Kim ne dediyse bana da ilgilenmiyor. Ama siz biraz düşman çatlatıyorsunuz. Güzelsiniz bir kere.
ha? Ya olabilir de ama yani bence de insanlar, herkes kendin güzelliği var. Herkes bir şekilde de güzel bence. En önemli iyi insan olmak. Ben ne hatırlıyorum sizle ilgili biliyor musunuz? Bodrum'daydınız. O zaman bir mekan vardı. O mekan çok revaçtaydı o zamanlar. Önünde böyle gazeteciler bekliyordu filan. Ben de Bodrum'da oturuyorum. Yani anne baba filan böyle. Aha. Ondan sonra hasbelkader ben oradan geçiyordum. Baktım böyle siz deli gibi poz veriyorsunuz. Dedim bir kadın var dükkanın önünde, çıldırmış herhalde dedim. Hakikaten yani meğerse gazeteciler var. Yani böyle gece vakti böyle bir giriş gibi bir yerde. Siz böyle onları görünce ya genelde tabii farklı poz almalar oluyor. Mesela şey oluyor mesela daha... nasıl söyleyeyim mesela cemiyet hayatından insanlar oluyor değil mi? Evet. Cemiyet hayatından insanlar mesela onlar çok işleri varmış gibi yani o kadar biziler ki yani o kadar vakitleri yok ki. Halbuki yan gelip yatıyorlar sabahtan akşam. Ben zengin sevmem biliyor musun? Sen sever misin? Ya ben de öyle. Ben tam halk insanım. Servet düşmanıyım. Susayınca zaten halkımız yani, yok. Evet. Ondan sonra böyle onlar böyle aceleyle şeye gelirler. Küçük çantalarıyla aceleyle sergiye şey bu da olmadı da aceleyle sergiye gelirler bir akşamlar. Böyle sergiye gelirler. Ondan sonra hemen resimlere bakarlar, hemen satın alırlar ve giderler. Allah onlardan razı olsun. Onlar satın almasa bu kadar resim satılmaz zaten. Ama bazıları da şeydir böyle dururlar. Bir de durup bekleyenler vardır. Kırmızı halda falan. Herkes yeteri kadar çekti mi diyerek de. O çok sıkıcıdır. Meşhur olamamıştır o. Evet. Ben fırtına gibi gelir geçerim. Genelde bir şöhret olarak. Geçerim, arkadan dolaşırım falan. Sizde şöyle bir şey oluyor. Siz o gün geldiniz oraya, yanınızda eşiniz vardı o tarihte, evliydiniz. Çok tatlı adamdı, onu da çok severim. Sağ olsun. Hayatta, değil mi? Hayatta. Mutlu, mutlu. Evet. Hala nefes alıyor. Allah uzun ömür versin, sağ olsun. Evet. Amin. Benim de dostumdur eskiden. Siz orada adamı bıraktınız. Hı-hı. Adamı bıraktınız. Önce şöyle bir hareket yaptınız. Ya, ay nerede seyirciler ya? Bir alkış var istiyorum. Seyircisiniz yapıyoruz. Ya bu da olay bir şey ama. Şöyle bir hareket yaptınız. Şöyle adamcağız da kaldı öyle ne oluyor delirdi herhalde. Önce şöyle bir hareket yaptınız. Sonra böyle duvarlara yaslandınız filan. Şöyle bir şeyler yaptınız falan. Bir 5 dakika filan orada poz ver. Ama çok gençtiniz. Ve modeldiniz değil mi? Üstümü çıkarabilir miyim? Şimdi evet. Mankenlik böyle bir şey. Mankenlik pozu, böyle. Pozu biliyoruz ya. Ve kamera gördüğün anda kafayı anında, mı üşütüyorsun? Yani mesela akşam da yatıyorum yani. Saat 4'te beni kamera geliyorsa, uyandırıyorsa beni, ağzım da kamera sokarsa ben de hemen pozu yaparım. Hemen? Hemen. Direkt yani profesyonel deformasyon gibi bir şey. Ha. Ondan dolayı evet doğru. O pozlar bende çıktı ve siz de bunu gördünüz. Bir şey soracağım. Siz foto modellik de yaptınız ama podyum modelliği yani elbise taşıyan model onu yaptım, da yaptınız. Tabii yaptım. Çok da yaptım. Hem Türkiye hem de yurt dışında. Boyunuz kaç efendim? 74. Az o podyum için. Ama az bulamadılar. Çünkü mesela Kate Moss... Ha bizde o kadar kadın mı yok diyorsunuz? Yok bizde 81-80 küsur kızlar. Hayır. Yani geçen gün bizim kabareye 2 metre 2 santim bir kadın geldi. O çok uzun. Korkunç uzun. Yani hakikaten korkuyorsun. Yani mesela Kate Moss 1.73 ya da 4 boyu. Ama o daha çok foto model gibi değil mi? Ama defilede yapıyor. Defilede. Yapıyordu o zaman da. Şimdi artık değil de ama yapıyor. Yani çok defilede yapmadım tabii ki. Yani sürekli şey yapmıyordum ama yapıyordum. Peki bu defile mi? Yani foto modellerde aslında Kate Moss gibi filan defile mi? Yani onlar da mutlaka sizde de öyle güzel bir yüzünüz var ve ifadeli bir yüzünüz var. Ama podyum modelle mankenler diyelim onlara. Birisine foto model diyelim, birisine manken diyelim. Bu mankenlerde şey yok, bir yüzde ifade yok. Bu ne zamandır böyle? Sizin zamanınızdan mı başladı? Şimdi, yani son gelip podyumun en ucunda son bakışları çok salakça oluyor. Bunu istiyorlar mı? Niye? Tasarımcı ne istiyor çok önemli ve hangi modeli taşıyorsun çok önemli. Hangi kıyafetin tasarımı taşıyorsun çok önemli. Yani mutlaka bir koreografi var, mutlaka bir ifade var, mutlaka bir müzik var. Ona göre uygun hem de yüzü, yürüme hem de ifade olması gerekiyor. Yani mimikler ve şeyler. Ondan dolayı biz o dönemde yani askı gibi diyebilirim. Askı gibi. Öyle mi düşünüyordunuz ki? Ya bunu size soruyorum çünkü ben hakikaten hayatımda herhalde hani programa gelenler olmuştur ama hiç model tanımadım. Yani yakından bir model tanımış değilim. Böyle bir manken falan öyle bir şeyim yok. Yani dolayısıyla mankenler modeller de akıllı bir kadınlar. Onu da söylemek istiyorum. Sadece akıllı mıdırlar? Akıllı kadınlar. Yani çoğu da akıllı kadınları da var. Tabii ki.
Yani her işinde de daha fazla zeki de ve daha az zeki insanlar var. Ama mankenin güzel bir mesleği ve yani kıyafetini taşımak ve yürümek de bir sanat aynı zamanda. Siz akıllı bir kadın mısınız? Nasıl buluyorsunuz kendini? Akıllı buluyorum kendimi. Akıllı buluyorsunuz. Evet. Peki hiç hayatınızda mesela sevdiceğinizle kavga ederken falan hiç size böyle ya sen akıllı mısın, akıllı değilsin falan dediği oldu mu? Salaksın sen falan. Bunu der tabii ki. İnsan kavgada der de sizi nasıl akıllı mı bulur sevdikleriniz? Mesela aşklar dünyasında, duygusallıklarda. Kesinlikle. Zaten tabii fizikten sonra insanlar bence de daha beyin olarak yani bir bakması gerekiyor. Yani her şey fiziksel olarak da değil. Eğer çok güzel bir kadın olabilir ama beyinde bir şey yoksa bence de çok öyle boş. Öyle akıllı adamlar tanıdınız mı? Yani siz akıllısınız da adamlar akıllı mıydı? Adamların da akıllı olmalı. Size güzellikle değil beyinle bakacak aynen. Adamlar. Ha? Kesinlikle. Ben de zaten hep akıllı adamlarla mı beraber oldunuz? Çok akıllı da. Geçmişe dönük olarak diyebilir misiniz ki ben hep akıllı adamlarla beraberdim? Yani bir sıralama yapar mısınız mesela en zekiden en geri zekalıya kadar? Akıllı adamlardı. Ha? Akıllıydı. Yani hepsi akıllıydı. Kesinlikle akıllıydı. Ya eğitimli ve akıllıydı. Ya, ne tatlı ya. Ama öyle. Maşallah. Ben alkışlıyorum sizi. Çok tatlısınız hakikaten. Yani. Halbuki insan düşman da olur değil mi eskilerle ilgili? Yok yok zaten. Ha? Der misiniz öyle Allah belasını yani versin diye? Yani ben seçtim onları. Demek ki eğer ben akıllı olmayan insanla beraber olsaydı ben akıllı değilim demek ki. Yani benim seçim demek ki iyi bir seçim. Çünkü ben kendimi zeki olarak öylesiniz. İyi hissediyorum. Öylesiniz, samimi söylüyorum. Ondan dolayı benim arkadaşlarım, herkes bayağı akıllıydı. Bu İkoncan ismini size kim taktı? Arkadaş. Hangi arkadaş? Nurettin Hasman. Bravo. Ne güzel bak. Ne sorarsam söylüyor. Hakikaten ben uzun süredir böyle bir program, 2 senedir böyle bir program yaşamadım. Çünkü yaşamadınız, yani, evet, yapmadınız. Çünkü yapmadım, evet. Ne tazı. Bu YouTube kanalınız nasıl gidiyor? Güzel ama ben onu bıraktım 1 sene önce. YouTube'u mu bıraktınız? YouTube'u bıraktım çünkü başka bir proje vardı. Televizyon proje vardı, onu da yaptım. Uzun süreç ve zaman YouTube çok zaman ister biliyorsunuz. Kendi isminizle bir ruj markası evet, yaratmışsınız. Evet, kozmetiğe girdim. İvana Sert hem ruj. Söylemeyin ruşlar, ismini, marka söyleyemiyorsun. Marka tamam. Söyle. Kendi isminizle bir ruj markası. Kendim isimde bir ruj marka olarak yarattım. Maskarada da var kendim isimde. Maskara mı var? Aynen. Ama marka söyleyemiyoruz o yüzden. Yok, evet. Marka da asla yok ama kendim isim olarak olduğu için hiç de marka gerek yok. Peki bir şey soracağım. Şimdi bu kadar güzel bir kadın, bu kadar güzel bir kadın. Bir ruj markası, maskara markası, kozmetik markası yaratabilecek kadar cesur, bunları satabilecek kadar akıllı, bu kadar doğru konuşuyor geçmişle ilgili. Yani her şeyiniz tamam. Niye çıkardığın ilk şarkının adı imalat hatası yahu? Çünkü aşık oldum. Neye? Şarkıya, sözlere, her şeye, müziğe aşık oldum. Peki bu size yazılmış bir şarkı mı? Bana üstüne dikilmiş. Elbise gibi. E olur mu? Siz imalat hatası mısınız? Niye severim? Ben kendim için söylemiyorum ki. Yani kime söylüyorsunuz bunu? Aa, o var. Kime söylüyorsunuz bunu? Artık bende kalsın. Peki. Peki bu şarkıda yine böyle bir adama şey mi var? Yani laf mı koyuyorsunuz aslında, bir adama? Aslında bu da gönderme. Gönderme. Herkese her şey için olabilir. Olabilir. Siz de düşün. Sözleri hatırlıyor musunuz şarkı sözlerini? Nasıl hatırlıyorum? Tabii ki biliyorum kendim. Bazen insan o kadar çok şey yapıyor ki mesela ben Seda Sayan'da biliyorum. Seda Sayan playback yaparken hiç şarkı sözlerini hatırlayamaz. Diye bir şey yapar. O ama ben de biraz fazla ama çok şarkısı ezberlemeye var çalıştığım için. Evet. Çünkü Türkçe'nin nasıl başlıyor şarkı? O sen misin? O sen misin? O sen misin? Başka bir sözü var herhalde. İflah olmaz. O sen misin? Kolaymış. O sen misin? Güzel. İflah olmaz. Hı. Dur bulacağız. Buldum duymaz. Buldum duymaz. Bir saniye. El avuca sığmaz. İmalat hatası mı bu? O sen misin arkamdan dolan? Arkamdan dolan devamı var mı? Bu kadarla mı gidiyor? Arkamdan donup dolanan yılan. Yılan işte. Arkamdan dolanan yılan. Arkamda donup dolanan yılan. Yılanların böyle bir huyu yoktur. O başka bir şey olmasın. Yani metafor olarak diyelim. Metafor olduğu belli. Evet. Çünkü hiçbir yılan yani yılanlarla ilgili çok söz vardır. Hani su içerken yılan bile dokunmaz mesela. Doğru. İşte yılan yani şimdi aklıma gelmiyor. Tuncer sen biliyor musun yılanla ilgili? Ha? Yani
Bu birçok söz var mesela böyle halk deyimiyle nedir? Şeyi biliyor musunuz? Çıktım erik ağacına topladım hamını mamını. Hamını. Hayır hayır öyle değil. Topla erik ağacıyla bir şey. Erik mevsimi oradan aklıma geldi. Şimdi erik çıktı ama yılanla ilgili değil o. Mesela yılan genelde yılan karşıdan gelmez mi? Ya ilan iyi bir hayvan bence. Biz de biraz onu büyütük. Arkadan dolan arkama yılan. Yani dolanıyor ne? Yani bir arkamda konuşan bir gibi bir kötü arkadan konuşan yılan. Evet, arkandan evet konuşan bir ben kötü evet, tam anlayamadım. Niyetli birisi gibi. Peki neyse şeyde yayında toplar yani şarkı söyleyince sözler gelir. Geliyor. Ha? Ben de bizi oyun oynuyoruz. Harem Kabare diye bir oyunumuz var. Hatta ya biliyorum programın... ya. Gelmedim ama geleceğim. Burada oynuyoruz. Duydum. İlerleyen saatlerde diyeyim uzun bir program yapacağız. Harem Kabare ekibi de burada olacak. Ben orada iki tane şarkıyı yarım yamalak söylüyorum. Fena da değilmişim işte beceriyorum diyorlar. Herhalde yani üzmemek için belki öyle söylüyorlardır. Şarkının sözlerini hatırlayamıyorum. Hatırlayamıyorum. İki tane şarkı var. Bir Hayko Cepkin şarkısı, bir Teoman şarkısı. Sağ olsunlar izin verdiler. Oyunumuzda kullanıyoruz. O kadar zor ki. Ama şarkıyı söylemeye başlayınca diğer sözler akla geliyor. Sizde de öyle mi oluyor? Müzik duyduğum zaman da evet tabii ki. Müzik duyduğum zaman. Peki. Anında. Şimdi ben bu şarkıyı merak ediyorum ama arzu ederseniz önce şarkıyı söyleyelim. Tamam. Ondan sonra da sizin klibiniz biraz erotik mi? Ya da siz mi erotik ya da ne yapsanız mı erotik oluyorsunuz? Yani bence erotik değil. Orada biraz yani şey var. Bambaşka bir dünya yarattık biz orada. Geri zamana döndük yani. Geri zamana. Geri dönüşü. Flashback. Flashback aynen. Evet. Ve orada bir tanrı gibi, tanrınca gibi bir oyunlar var. Metin Arolat çekmiş klibi. Metin Arolat çekti. Harikulade bir yönetmendir. Harikulade bir dosttur. Çok severim ben de. Ben de. Yani Metin, ben onun da sanatında aşığım. Çok iyi yönetmen olduğu için düşünüyorum. Ben de bayılıyorum. Ondan dolayı ben onu seçtim. Tamam. Şimdi klibe birazdan bakacağız ama şarkınızı böyle deli gibi burada salonda kendi kendinize söylemek ister misiniz? Çünkü seyircimiz olmadığı için evet. Böyle hani evde söylüyormuş gibi mutfakta kameramanlarımız söylüyormuş. Kameramanlarımız var bol bol. Evet, orada bizim evet, izleyenleri, arkadaşlarımız orada. Herkese. Valla var yani en az 50 kişi var burada. Mesela sallanan atımız var. İsterseniz o da onun olabilir. Onun üstüne söylemem ama yanında gelebilirim. Yani burada ya da burada. Pekala. Ben dekor kullanırım. Sahnede yalnız bırakacağım ki deli gibi şarkı söylemek için. Merak da ediyorum şarkıyı. Dinlemek istiyorum yani. Çok teşekkür ediyorum.